Evet, burada aşağı yukarı taşlar aynı gelişim, biraz beyazın alan konforu var gördüğünüz gibi. Hemen piyon kırılmış. Şah denilmiş. Filanlıca da vezir istenmiş. Almak zorunlu. Şimdi diyor buradan bir vezirle şah çekeyim de geriye dönme diyor. Şimdi de buradan bir mat edeyim de diyor. Gerçekten. Siyahlar kimmiş? Siebert Tarış. Arkadaşlar Almanya'nın en güçlü oyuncuları zamanında en güçlü oyuncularından biriymiş. Bu oyun 1910'da oynanmış. Gördüğünüz gibi önce fil verilmiş şah. Başka bir taş alınmıyor. Şimdi veziri alacağım demiş almazsan. Bu sefer onu alınca zorunlu diyor. Yoksa düşecek oyun. Bir at, bir fil verilmiş. Bir şah denmiş. Mecbur oraya gidiyor. Şah ve mat. Evet. Çok hediye edilmiş. Sonuçta nihai sonuç elde edilmiş. Siber Taraş'ın da videosunu yapmıştık. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Taraş savunması değil mi? Meşhur. Vezir Gambit açılışında. Evet. Vezir açmanıza alındı. İki taraf. O da şah açmasını aldı, atını bağladı. Şimdi burada bir at değişelim şimdi. Evet. Fil çıkınca evet. Şimdi bakın burada fili kaçıyormuş gibi yapıp F2'den mat tehlikeli işler olabilir. Eğer kaleyi D1'e gelirse mat olur. Evet. Hadi geçmiş olsun. 13 yaşında olabilir. Bu yaşlarda böyle şeyler olabilir. Bataşımız alındı. Kısa rokunu yaptı hemen beyazlar. Siyahlar da atın açmazı aldı. Böylece aşağı yukarı eşit konum. Oradan vezirim istemesin diye atı geldi. Veziri geldi. Evet, şimdi orada piyonla baskı yapabilir. At açmaz da alabilir. Kısa rok yaptı. Hala ısrarla atı verecek ve verdi. Şimdi de şah bakın burada vezir istiyormuş gibi yapıp kendi vezirini yolunu açıyor. Vezir tabii ki verilmez. Şah ve mat. Çok güzel bir oyun. Şah. Şimdi F hattı açıldı. Fil feda edildi. Şah. Şah. Bir de kaleyle alındı at. Şah. Hangisini istiyorsan alabilirsin diyor. Fil de onu alınca vezirle bir şah. Bir de siyah fille şah. Bir de atla şah. Nereye kadar? İşte. Yolun sonu görünüyor. Ne demiştik? Tarih tekerrürden ibaret dediğimiz çıktı. Siz kendi ülkenizin topraklarını bırakıp rakip ülkenin topraklarını öyle tek başınıza çıkarsanız avlanırsınız. Evet. Bir fil veriliyor. Bakın bir fil veriliyor. Alındı, kabul edildi. Hat açmak için. Şimdi hat açılmaya çalışıyor tekrardan. Bu sefer atları değişelim diyor ama şah denince gördüğünüz gibi burada at istekte bir de diyor kaleyle diyor şah isteyeyim. Alınca da bir de vezirle şah isteyeyim. Bir de fille şah sürekli kendi
tarafına çekiliyor. Şah ve mat. Müthiş. Müthiş. Ne denebilir ki? Olta balıkçılığı yapanlar bunu iyi bilir. Küçük balıkları oltayla avlamak çok kolaydır. Büyük balıkları makaraya takarsınız, böyle yavaş yavaş çekersiniz. Sonra biraz serbest bırakırsınız. Sonra tekrar kendinize doğru yavaş yavaş çekersiniz. Balık yorulur. Balık yorulunca teslim olur. Onun gibi bir şey olmuş. Evet. Bakın burada da açmazda, bakın burada fil açmazında. Şimdi burada piyonlar kovalayabilir, veziri kaçabilir. Bir şekilde o açmazından kurtulabilir. Yok, ben kaleyi B1'e geliyorum diyor. Evet, saygı duymak lazım. Herkesin bir oyun anlayışı var. Evet. İşte at düştü. Piyonla istekte kaçamıyor. At düştü. Ha, ben de fil istiyorum diyor. Ama burada bir vezir isteği var. Şimdi fili alırsan vezir alacak. Burayı da alınca gördüğünüz gibi kral ne oldu? Köşeye sıkıştı. Atı da feda ediyor mat yapmak için. At alınca da şah ve mat. Güzel, çok güzel. 98'de oynanmış. Merkez piyon alınca at isteniyor. Şimdi merkez piyon alınıyor. Şimdi at istekte alınırsa mat var. Nasıl mat var? Önce şah, sonra siyahta giden file şah ve mat. Değil miymiş? Şah. Şah değil. Evet. Şah denince de buraya geliyor. Şimdi de atı tutuyor. Atı alınmasın diye. Şah. Mat. Vay be. Paris'te bir simultan gösteriymiş. Beyazlardaki kimmiş? Vay be dedirten Alexander Alekhine. Evet. Çoğu satranççıya tarafından örnek alınan bir kombinasyon ustası. Yani rakip şahını kendine doğru çekmiş ve mat etmiş. Üç. Hem de veziri feda ederek, değil mi? Yürek ister. Şah, bakın. Şimdi burada açmazda olduğu için şimdi siyahlar dört taşını gelişmiş. Beyaz hala ısrarla taş alayım ben diyor. Evet, açmazdaki taşa şimdi baskı var. Şah şimdi kapattım diyor. Bu sefer vezirle anlıyor. Benzer konum fille alınırsa şah tek gidecek yer neresi? E1. Sonra da beyazla giden fille mat. Müthiş. Kurgu çok güzel. Bakın. Burada bir veziri feda ediyor. Al diyor veziri. Veziri alınca çünkü almasa at alınacak. At alınacak. Sonra da vezir alınacak. Taş, materyal kaybı olacak. Zorunlu alıyor. Bile bile lades. Şah. D2'ye at kesiyor. Bu D2'ye şah çıkamaz. F2'ye de siyahta giden fil kesiyor. F1 zorunlu. Beyaza giden fille de şah ve mat. Güzel, çok güzel bir mat.